Merhaba arkadaşlar. Şimdi cumartesi akşamı yapımlar nasıl izleniyor? Analiz videosunu sizlere çekiyorum arkadaşlar. Önceki ratik analizi sayfam iptal ettim arkadaşlar. Artık bu ratik analizi TV sayfasını kullanıyorum. Bu sayfaya abone olabilirsiniz diyerek hemen yapımlar nasıl izleniyorlar? Analiz videosuna geçelim. Şu an yapımlar devam ediyor arkadaşlar. Ve şu an ciddi bir rekabet var diyeceğim ama yok. Şundan dolayı yok arkadaşlar yeni seyirci yok yeni seyirci olmadığı için yapımlar kendi olan bir genel seyirci kitlelerini çekiyorlar ve birbirlerine bir de seyirci gönderiyorlar hani yeni seyirci olsa diyeceğim ki wow bir rekabet var ama yok arkadaşlar ve e, isimsizler de bu akşam başladı. Kendi genel seyircisini çekmiyor. İsimsizlerden başlamış. Gel sizlerle devam edelim. Arkadaşlar isimsizler e, şöyle söyleyeyim. Ne çok yüksek gidiyor, şu an ne çok orta gidiyor. Yani bir seviyede duruyor arkadaşlar. Yani 3 ile 4 bandında gidiyor isimsizler. Yani yeni gününde isimsizler o kadar da iyi başladı diyemem. Evet. Ee, şu an devam ediyor. Belki birazdan izlenme oranı artacak. Birazdan gelen analiz videosunu çekeceğim. O zaman seyredebilirsiniz. Ama şu an isimsizler yeni bölümünde ortalama bir izlenme ile gidiyor diyebilirim. Peki Fazilet Hanım ve kızları nasıl gidiyor? Onu hemen analizini yapayım. Geçen hafta çok heyecanlı bir bölüm yayına verdiler. Hazan bir Sinan'ın kolunda bir yazın koluna gitti. Küçük kız kardeşleri gitti. Ece'nin eski sevgilisiyle evlendi. Olaylar olaylar. Bu bölümde Hasım öldü mü yoksa saklandı mı? Oyun mu oynuyor yoksa aklından ne geçiyor? Hep beraber bunları ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Ama bu bölümde Hasım öldü görünüyor. Peki Fazilet Hanım ve kızları nasıl gidiyor şu an? Arkadaşlar son bölümünde çektiği seyirci oranlarını çekiyor. Ee, o Ses Türkiye şu an için e, Fazilet Hanım ve kızlarını pek etkiledi diyemem. Çünkü Fazilet Hanım ve kızları ve O Ses Türkiye'nin seyirci kitlesi aynı. Yani genel olarak şu an Fazilet Hanım ve kızları devam ediyor ve izlenmesi iyi gidiyor. Bakalım birazdan düşecek mi? Artacak mı? Ne olacak? Ben Hazan ile e, Yağız ve Sinan olayını merak ediyorum arkadaşlar. Ciddi anlamda da merak ediyorum. Bakalım ne olacak? Artık herkes bir de konakta yaşıyor arkadaşlar. Ee, konağın parasını çıkartıyorlar arkadaşlar. Yani e, o konağı boş yere o parayı vermiyorlar. Ama şu aşk olayı da bir noktaya bağlanırsa güzel olacak. Tabii merakla bakıyoruz, izliyoruz. E ee, dediğim gibi Fazilet Hanım ve Kızları da şu an son bölümünde aldığı izlenme oranlarında gidiyor. Detayları genel analiz videosunda da paylaşacağım. Peki kalbimdeki deniz nasıl gidiyor arkadaşlar kalbimdeki deniz bildiğiniz üzere arkadaşlar sezona başladıktan sonra genel seyirci kitlelerini çekerken birden paldır küldür bir zap yemelere başladı ve izlenme oranlarında düşüşe geçmeye başladı son iki haftadır zap yapan seyirci kitlesinde bir toparlanmaya gitti kalbimdeki deniz seyircisi şu anda son bölümünde aldığı izlenme oranlarında seyirci kitlesini çekiyor arkadaşlar. Tabii ki ee, son bölümünde aldığı izlenme oranlarıyla bitirecek mi bitirmeyecek mi? hep beraber göreceğiz. ve Ece'nin babasına karşı yaptığı konuşma gerçekten de çok güzeldi, çok anlamlıydı. Ece bu bölüm benim gözüme girdi ve oyunculuğunu da bayağı da bir geniştirilmeye başlamış. Bir de şu Selma da ne zaman doğuracak arkadaşlar merakla bekliyoruz. Çünkü ikinci sezona girdiler Selma bir türlü doğurmadı. Çocuğu erkekse artık annesinin karnından doğar askere gider. Kızsa artık ben evlenmek istiyorum evlilik çağım geldi anneciğim artık beni doğur Selma annem diyerek dünyaya gelir ve oradan da Koca evine gider, gelin olur. Yani Kalbimdeki denizde bu bölümde heyecanlı bir bölüm ile seyircisine güzel bir bölümü e, izlettiriyor diyebiliriz. Yani şu anda son bölümünde aldığı izlenme oranlarında alıyor. Bakalım dizi bittiğine kadar nasıl olacak Kalbimdeki Deniz? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Peki arkadaşlar Yalaza dizisi nasıl gidiyor? Yalaza dizisinde bir yükselme var arkadaşlar. Yalaza şu an son bölümünden iyi gidiyor. Seyircisinde bir toparlanma yaşıyor. Ha yani bu genel seyirci kitlesinden söz ediyorum arkadaşlar. Ben oradaki Nalan karakterine bittim arkadaşlar. Ben normalde İpek Tuzcuoğlu'nun oyunculuğunu beğeniyorum. Ama Nalan karakterinde verdiği duyguyu daha çok beğeniyorum. Ha ben Yalaza dizisini İpek tozu oğlu için bakıyorum arkadaşlar çünkü asmalı konaktan bu yana İpek tozcu oğlunu takip ediyorum, oynadığı rolleri izliyorum, beğeniyorum yani burada Nalen'in reklamını yapmış gibi oldum ama ne yapacaksınız arkadaşlar sevdiğim oyuncuyu da izlemeniz için öneriyorum size. Peki arkadaşlar yeni gelin nasıl gidiyor? Yeni gelinde yükselişler var arkadaşlar. Bildiğiniz üzere son bölümde biraz bir düşüş yaşamıştı. Ondan önceki bölüm 8 oranlarında reyting görmüştü. Eğer bu izlenme oranlarıyla giderse yine 7 üstünde reyting alabilir. Tabi dizi şu an devam ediyor. Heyecanlı bir bölüm çekmişler. Kel Kalender işte dördüncü annelerini almak için koşturuyor bakalım amacına ulaşacak mı? Amacına ulaşacak gibi portakal tarlasında portakallarım var benim diyerek kadının kalbine giden yolun para ve güçten olduğunu da belli etti. Ve kadını da dördüncü anneleriyle tavladı. Bakalım üç kuma ne yapacak? Hep beraber göreceğiz. Evet yani yeni gelinde şu an son bölümünden iyi gidiyor arkadaşlar. Peki isimsizler nasıl gidiyor arkadaşlar? İsimsizleri ben az önce çekmiş miydim? Çekmiştim galiba değil mi? Evet isimsizleri. Evet az önce isimsizler çekti. Pardon bir takıldım arkadaşlar. en sonda o ses Türkiye kaldı arkadaşlar. O ses Türkiye nasıl gidiyor? Valla arkadaşlar şöyle söyleyeyim. O Ses Türkiye geçen hafta Cumartesi günü bir ara verdi. Ve bu akşam tekrardan O Ses Türkiye seyircisiyle buluştu. Peki nasıl izleniyor? Yani ne çok yüksek ne çok orta. Yani şu an 4,50 ile 5,50 band, bandında gidiyor. Ama O Ses Türkiye eski çektiği seyirci oranlarını çekiyor diyemem. Yani o ses Türkiye'yi bu sezon gerçekten ciddi anlamda zor bir sezon bekliyor diyebilirim arkadaşlar. Tabii ki şu an yapım devam ediyor. Bitinceye kadar nasıl izlenecek hep beraber göreceğiz. Şu an söyleyeceklerim bu kadar genel analiz videosunda görüşürüz arkadaşlar. Sayfamı abone olarak destek olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.